Herkese merhaba arkadaşlar, ben Nilüfer. Başlıktan da anladığınız gibi bu videomda sizlere haberlere nasıl çıktığımı anlatacağım. Eğer ilginizi çekiyorsa videoyu izlemeye devam edebilirsiniz. Öncelikle olay şöyle oldu. Benimle röportaj yaptılar ve röportajdan önceki gece ben Twitter'da bir olay gördüm. Olay da Vefa Lisesi'nin kız öğrenci yurdunun önünde bir sapık pantolonu indirip kızlara görsel tacizde bulunmuş ve yanılmıyorsam bunu kızlar Twitter üzerinden paylaştılar ve bayağı bu paylaşım yapıldı, bayağı dikkat çekti. Sonraki günde ben arkadaşım Rümeysa ile birlikte Vefa Bozacısı'na gitmiştim. İşte tam lisenin önünden geçiyorduk Rümeysa ile. Orada böyle haber kameraman vardı, işte haber spikeri vardı ve hemen yanımıza koştular. Ben tabii heyecanlandım biraz. Hemen bize sorular falan sordular böyle. İşte hani yurtta mı kalıyorsunuz diye sonra orada biraz anlaşmazlık oldu. Ben de dedim evet Esenyurt'ta yurtta kalıyorum. Rümeysa da dedi işte ben Tuzla'da yurtta kalıyorum. İşte olayla ilgili bilginiz var mı? Ben var dedim. Ben Twitter üzerinden gördüm bu olayı dedim. Burada yaşamıyoruz dedim. Rümeysa da işte bu olayı bilmediğini söyledi. Ama ben görmüştüm. Bu olayla ilgili düşüncelerimizi falan sordular. Tabii ben bayağı heyecanlandım. Bayağı bir iki dakika konuştuk öyle. Çok ilginçti. Adam tanıdıktı. Show TV ekibi falan da vardı. İşte bana sordular olayla ilgili düşüncelerimi söyledim. Ama nasıl saydırıyorum böyle? İşte utanç verici, rezillik, ülkemizde işte sapıklar çoğaldı falan. Çok uzun konuşmuştu. Yani bir sürü şey söylemiştim ama kesmişler tabii. İki cümlemi koymuşlar ve en komik yerini koymuşlar. Allah'ım, arkadaşlarım hep benimle dalga geçiyor. Neyse işte saydırdım. Adam işte sapıkla ilgili bir şey sormuştu. Ben de tabii ki dedim ve güldüm. Ve gülerken de işte ülkemizde sapıklar çoğaldı falan diyorum. Ve sadece o güldüğüm yeri koymuşlar. Neyse biz Rümeysa ile röportaj bitti. İşte bizi giderken falan da çektiler. Orada Show TV ekibi işte bu Beyaz TV ekibine sordu. Hani biliyorlar mı? O da yok dedi. Hayır bir, yani bu olayı yaşamamışlar falan dedi. O Show TV ekibi işte bizimle röportaj yapmadı. Neyse gidiyoruz Rümeysa ile gülüyoruz falan böyle. Sonra geri dönüşte de daha da çoğalmıştı böyle. 5 tane falan kameraman vardı. Bir adamı çekiyorlardı. Ondan sonra ben dedim Rümeysa işte bizi koymazlar herhalde dedim. Çünkü saçmaladık dedim. İşte hani olayla pek ilgi alakamız yok dedim. Öyle geçti. Biz işte dışarıdayız. Oturuyoruz. Saat 7'ydi. Bir mesaj sınıf arkadaşım. Nilüfer televizyonlara çıkmışsın dedi. Ben nasıl gülüyorum, nasıl kahkaha atıyorum diyorum. Koymuşlar, bizi koymuşlar şu an. Televizyona çıktık falan. Zaten 2-3 saniye bir şey. Göz açıp kapatıya kadar beni geçmişler öyle ama çok komik. Sonra dedim hemen bunun videosunu bulmalıyız. Yine o arkadaşım çok teşekkür ederim bulmuş. Bizim WhatsApp grubumuz var, iki sınıf, işte RTSEHİR, oraya attı. Millet nasıl dalga geçiyor benimle, işte ünlü oldun Nilüfer, şöyle böyle. Ben de Facebook'a attım, orada da herkes güldü. Çünkü çok komik çıkmışım yani. Anneme babama attım, babam şoka girdi. Sonra çok sevdiğim bir arkadaşım vardı, ona attım. O şey sandı, işte tecavüze uğradım sanmış. O da dikkat et kendine falan dedi. Ondan sonra bayağı arkadaşlarımın, çevremin değişik tepkileri oldu. Benim için ilginç bir durum. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. İlk defa böyle yani röportaj yapıldı benimle. Ve bu videoyu da merak edenler için paylaşmak istedim, anlatmak istedim yaşadığım şeyi. Kesinlikle televizyona çıktım diye işte övünmüyorum, işte büyük bir şey başardım falan demiyorum. Hatta rezil olduğumu bile düşünüyorum yani. Ama tatlı bir rezillik. Olay böyle. Yani televizyonlara çıkmış oldum. Değişik bir anı, değişik bir deneyimdi benim için. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Videonun sonuna da zaten o haberin parçasını koyacağım. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Şu aşağıda, şurada bir yerde. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Polis.
polise haber verdiler ve polis de buraya gelerek sapı yakaladı. Korkunç bir şey yani. Sapıklar ülkemizde iyice çoğaldı. Tabii önlem alınması artacak tabii yani.